Sevgili 11'ler merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Yeni bir çalışmayla birlikteyiz. Sezonu kapatıyoruz. İkinci dönem, ikinci yazılısına yönelik güzel bir hazırlık çalışması yapacağız. Toplam 10 tane klasik, kısa cevaplı soru arkadaşlar hep beraber çözeceğiz. Umarım başarınızda katkısı olur. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza kanalı önermeyi unutmuyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar, YKS hazırlanan arkadaşlar bu videodan istifade edebilir. Çünkü bunların tümü sınavda geliyor. İlk sorumuz şöyle: Osmanlı Devleti 19. yüzyıl boyunca telgraf hattını tüm ülkeye yaymakla ulaşmak istediği siyasi amaç nedir? Yazınız 10 puan. Yani telgraf aslında iletişimi sağlamak için sevgili arkadaşlarım, ülkemizde, daha doğrusu Osmanlı'da yaygınlaşıyor, ama Osmanlı'nın bu telgraf hattını arkadaşlar döşeyerek ulaşmaya çalıştığı siyasi arkadaşlarım sonuç ya da amaç şu: devlet otoritesini tüm ülkeye yaymak. Yani devletin her yerinden, her açıdan ne yapmak? Haber almak. Devletin otoritesini bütün ülkeye bu telgraf, bu iletişim hattıyla ne yapmak? Yaymak. Temel amaç bu. Birinci sorumuzun doğru cevabını bu şekilde yazabiliriz. Böylece 10 puanımızı alırız. Osmanlı Devleti yine 19. yüzyılda kabul edilen ıslahat fermanı, senedi ittifak ve tanzimat fermanı oluş sırasına göre yazınız. Şimdi arkadaşlar, sırasıyla en önce yapılan senedi ittifaktır. Senedi ittifak. Daha sonra senedi ittifaktan sonra Tanzimat Fermanı. Arkadaşlar, o da 1839 ve en son ıslahat. Islahat Fermanı ise 1856 yılında imzalanıyor. Senedi ittifaksa 1808, yanlış hatırlamıyorsam sırası bu şekildir. Bunu da yaptığımız zaman 10 puanımızı daha cebe indiriyoruz sevgili arkadaşlar. Gençler, üçüncü sorumuz şöyle. Güzel bir soru. Şark meselesi ya da diğer ismiyle Doğu sorunu Avrupalılar için hangi amacı ifade etmektedir? Şimdi Avrupalılar Şark meselesi adı altında bir politika güdüyorlardı. Bu politikanın temel amacı, birincisi, Türkleri arkadaşlar Balkanlardan atmak. Balkanlardan ne yapmak? Atmak. Bu politikanın temel amacı bir. İkincisi, Türkleri Balkanlardan attıktan sonra Osmanlı'yı yıkmak. Ve Osmanlı'yı yıktıktan sonra topraklarını ne yapmak? Paylaşmak. Demek ki bu Şark meselesi ya da Doğu sorunun temel amacı önce Türkleri Balkanlardan atmak, Osmanlı'yı yıkarak topraklarını kendi aralarında ne yapmak? Paylaşmak. Üçüncü soruyu da bu şekilde yaptık mı 10 puanımızı cebe indiriyoruz. 1877-78 yıllarında yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Ayastefanos Antlaşması'nın yürürlüğe girmeme nedenini yazdınız. Şimdi Ayastefanos Antlaşması yürürlüğe girmiyor arkadaşlar. Çünkü bu antlaşma sonucunda Rusya özellikle Balkanlarda çok güçlü bir konuma geliyor. Şimdi bu güçlü konuma gelmesi, Balkanlardaki üstünlüğü özellikle Avrupalı devletleri ne yapıyor? Rahatsız ediyor. Şimdi Avrupalı devletler buna itiraz edecekler ve bu antlaşma yürürlüğe girmeyecek. Bunun yerine 1878'de ne imzalanacak? Berlin Antlaşması. Yani şunu diyebiliriz: Ayastefanos Antlaşması Balkanlarda çok güçlü bir Rusya'nın ortaya çıkmasını sağladı. Buna Avrupalılar itiraz etti. Bu antlaşma iptal edilip yerine hangi antlaşma imzalandı? Berlin Antlaşması. Bu şekilde okuyabiliriz sevgili arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Bu şekilde çok güzel sorular. Beşinci sorumuza geldik. Beşinci sorumuz da şöyle: 19. yüzyılda
padişahın hukuki açıdan yetkilerini kısıtlayan, mutlak otoritesini sınırlayan ayanların haklarını onaylamak zorunda bırakılan belgenin adı neydi? Az önce yukarıda söyledik. Senedi İttifak. Şimdi Senedi İttifak dönemin ayanları ya da diğer ismiyle ağalarıyla kim arasında olacak? İkinci Mahmud. Şimdi ikinci Mahmud merkezi otoritesini güçlendirmek amacıyla o dönem mecburi bir şekilde kendi yetkilerini kendi eliyle ilk kez ne yapacak? Kısacak. Bazı yetkilerini kime devredecek? Bu ayanlara, ağalara, mesela vergi toplamak gibi. O zaman diyebiliriz ki Osmanlı tarihinde padişahın yetkilerini hukuki olarak ilk kez sınırlayan belge senedi ittifaktır. İttifak senedi kimle kim arası? Ayanlarla ikinci Mahmud arasında. Bunu da yazdığınız zaman 10 puanınızı cebe indirirsiniz arkadaşlarım. Geldik diğer sorularımıza bakalım sevgili arkadaşlarım. Şöyle 6. sorumuza bakalım. 6. soru sevgili 11'ler. 1909 yılında anayasada yapılan düzenleme ile hükümetin hükümdara değil meclisi mebusana karşı sorumlu olması ve güven oyu alma mecburiyetinin getirilmesi Osmanlı Devleti'nde hangi yönde atılmış bir adımdır? Şimdi eskiden Osmanlı Anayasası'na göre dönemin hükümeti arkadaşlar meclise karşı değil hükümdara karşı sorumluydu. Ama 1909'da anayasada bir değişiklik yapılıyor. Deniliyor ki hükümet hükümdara karşı değil meclise karşı sorumludur. O da neyi geliştiriyor Osmanlı'da? Demokrasiyi. Yani milli egemenliği derseniz yeterli olur. Yani hükümetin yani devleti yöneten kurumun padişaha karşı sorumlu olması antidemokratiktir. Demokratik olmayan bir uygulama. Ama aynı hükümet meclise karşı sorumlu olduğu zaman meclis kim seçiyordu? Millet. Dolayısıyla böyle bir uygulama hem demokrasi hem de milli egemenliği ne yapar arkadaşlar? Güçlendirir. Bunu da yaptığınız zaman 10 puanımızı daha cebe indiriyoruz. Osmanlı Devleti'nin ıslahat fermanı ve kanuni esasiyi ilan etmekle dış politikada ulaşmak istediği amaç nedir? Onu yazınız. Çok güzel. Neden Osmanlı Devleti tanzimat, ıslahat fermanları yayınladı? Neden kanuni esası ilan etmek zorunda kaldı? Birincisi arkadaşlar şu, büyük devletlerin iç işlerine karışmasını engellemek. En temel amacı bu bir kere. Yani İngilizlerin, Fransızların gibi devletlerin kendi iç işlerine müdahalesini engellemek bir. İkincisi devletin yok olmasını, devletin parçalanmasını engellemek. Devletin parçalanmasını engellemek. Aynı zamanda bunları yaparak isyanları engellemek. Bu şekilde demek ki ıslahat fermanı ve kanun esası ilan ederek isyanları engellemek, devletin parçalanmasını engellemek, büyük devletlerin kendi iç işlerine karışmasını engellemek. Bunları da yazdınız mı? 10 puanınızı daha cebe indirirsin sevgili arkadaşlarım. Geldik 8. sorumuz. 8. soru şöyle. Bu savaş sonrasında imzalanan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığı olan devletlerden ikisinin adını yazınız. 1876 yılında bir darbe sonucu Abdülaziz tahttan indiriliyor. Yerine 5. Murat, daha sonra 5. Murat'ın yerine 2. Abdülhamit padişah yapılır. Bu istikrarsız ortama girilen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı ne yapar? Kaybeder. Peki bu karışık dönemde acaba Osmanlı'dan hangi devletler, yani Berlin Antlaşması'yla kimler ayrıldı? Birincisi Romanya. İkincisi arkadaşlar Karadağ. Sevgili arkadaşlar Romanya, Karadağ ve üçüncüsü arkadaşlar Sırbistan. Bu üç devlet Osmanlı'nın bu
istikrarsız arkadaşlar durumundan yararlanıp 1878 Berlin Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nden bağımsızlıklarını ne yapacaklar? Kazanacaklar. Bunu da yazdığımız zaman 10 puanımızı daha cebe indiririz. Bu uygulamanın Osmanlı Devleti ekonomisi nasıl etkilediğini kısaca yazınız. 1838 yılında Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan Balta Limanı Ticaret Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti ihracatının %12 vergi alırken ithalattan %5 vergi alacaktı. Yani kendi ürününü satarken kendi üreticisinden %12 vergi alan devlet dışarıdan gelen bir adamdan daha az, %7 daha az, yani %5 vergi alacaktı. Bu uygulama Osmanlı'yı arkadaşlar açık bir pazar haline getirerek ekonomisinin çökmesine neden olacak. Nasıl olacak peki bu? Yani Osmanlı Devleti bu anlaşma sonrası yerli tüccarı, yerli üreticisi, yerli ekonomisi tamamıyla dışa bağımlı olacak. Yani üretim yapamayacak, satış yapamayacak. Böylece dışa ne hale gelecek? Açık pazar haline, bağımlı hale gelecek. Bu da zamanla ekonomisinin çökmesine neden olacak. Önemli, buna dikkat ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin sanayileşme çabalarının başarısız olma nedenlerinin iki tanesini yazınız. Yani Osmanlı Devleti sanayileşmeye çalışıyor fakat başarısız oluyor. Bir kere arkadaşlar bir alt yapı yok. İkincisi bir sermaye yok, para yok. Üçüncüsü teknolojik imkanlar yok. İşte bunlardan dolayı Osmanlı Devleti gerektiği kadar ne yapamıyor maalesef? Sanayileşemiyor. Altyapı, sermaye, teknolojik yetersizlikler, bilgi yetersizliği gibi bunlar Osmanlı Devleti'nin sanayileşme anlamında geri kalmasına neden olacak. Arkadaşlarım bu videoda sizinle birlikte 11. sınıflar tarih dersi 2. dönem 2. yazısına yönelik bir hazırlık çalışması yaptık. 10 tane kısa cevaplı klasik soru çözdük. Umarım başlarınıza katkısı olur. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler, selamlar, iyi çalışmalar.